bak sen şu an dersi almış kadınsın. Bir almama söyleyeyim. Rağmen hayır, sesin böyle ona düşünebiliyor musun? Anılar. Bir şey söyleyeceğim. Ben Coşkun Sabah o hata yaptığında bile ben karımı çok seviyorum demişti. Hiç ayrılası gelmemişti. Sonra birden bir şey oldu. Adam daha çok ayrılmak istedi. Ne oldu biliyor musun? Gelmişim. Ya ben Ceyda'yla bir alışveriş merkezine oturdum. Saatlerce kahve içmiştik. İnanılmaz. Kaç, hanımefendi kaç yaşında? Çok şeker bir kadın. O yaşını bilmiyorum ama Coşkun Sabah'tan bayağı genç. Çok güzel bir kadın ve en popüler döneminde Coşkun Sabah'la evlendi. İkisi de popülerdi. O ne iş? Güzellik yarışmasından çıkmıştı ve yani herkes kızımızın peşindeydi zaten. Çok güzel bir kadın. Coşkun Sabah da öyleydi. Bak yine biz başka mod. Evet. Valla yani ikisi de en popüler zamanda evlendi ve çok güzel bir evlilikleri var. Kesinlikle çok güzel öyle. Çocukları 19 var. Yıldır. Şimdi bir tane ev söz konusuydu, tamam mı bunların? Ve evi vermek istemiyordu Coşkun Sabah. Ceyda da bütün anıları o evde, her şeyi o evde, bir de çalışmadı. Çalıştırmadı da Coşkun Sabah. Yani evi vermek istemedi. O yüzden altlı üstü oturuyorlardı. Bölüm yapmışlardı, anladın mı? Bir bölümde Coşkun Sabah, bir bölümde eşi Ceyda oturuyordu. Ayrılsak da beraberiz diye bir dizi vardı eskiden. Aynen öyle. Ya onların ayrılmasına zaten imkan yok. Ben mesela Coşkun Bey'in misafiri geldi, ne yapacağız? Gelmeyecek. Öyle olunca. Erkek arkadaşı gelebilir tabii de yani öbür türlü. Ne olacak? Bekar adam istediği arkadaşı. Olamaz öyle bir şey işte. Olamadığı için de tatatadan bir de ortada çocuk var. Şimdi tabii, aynı evdeler. Yani o çocuklar, her şeyin tek gerçeği bu. Tabii baba gel diyecek. Annenin yanına gelecek. Hadi oturalım olmaz. Vesaire. Hatta çocuklar bile barıştırmış olabilir. Ben çok sevindim. Çünkü bir tane onların evlatları. İki tane. Ama orada bir kız çocuğu gördüm. O kadar tatlı. Bir tane daha kızı var çok büyük. Böyle gülümseyerek yani bir babasına bir annesine bakıyor. Her şekilde olan çocuklar oluyor. Evet. Ama şu görüntü ne kadar güzel. Bir de Ceyda Hanım biraz sert bir kadın, tamam mı? Ben o dönemde onu öyle sentezledim. Tabii haklı. Fakat bu adımı sanki Ceyda Hanım onaylamış gibi. Yani her şeyin kağıt üzerinde olmasına gerek yok dedi. Var bazen ama sizin kalbiniz bilir tabii ki, ya yoksa da yoktur. Ya tekrar evlenmesek de beraberiz. Zaten ayrılsak da berabersiniz. Evet. Evlenmesek de berabersiniz. Sizi kimse ayıramamış. O zaman mutluluklar. Bir kere ben konuştuğumda da Ceyda bana kızma bak söylersem ne yapayım yani. Ece'nin şu repliği. Bana çok kıcıksın biliyorum ama. Ceyda hep eşini seviyordu. Hep de güzel konuşuyordu ama. Bak yani ki bu durumda Coşkun Bey ama. Lütfen kızmasın bana ama Coşkun Bey haksızdı. Çekişmeli boşanmalar. Bak çekişmeli boşanmalar. Genelde sevgi kokuyor. Çekiyor ya da artık ya. Ya da ona para. Ona içiyorum. Para da değil başka şey de. Ne mesela? Ego da oluyor hayatım. Şimdi çekişmeli boşanıyor. Niye boşanmak istemezsin? Demet Şener'le İbrahim Kutlay birbirlerini seviyorlar mı? Ben hala Demet Şener'in sevdiğini. Hayır bence kesinlikle sevmiyor. Söylüyorum ya, düşünüyorum ya. Allah Allah. Kesinlikle sevmiyor bence. Yani çok ağır şeyler yaşadı ve onun intikamını peki almak ne, isteyebilir kadın. Peki kimden intikam alırsın? Efendim? Kimden intikam alırsın? Ya acısını çekti. Bir kere yani topun önünde sıfır küçük bir etkisi olsa yani, mesela ben hiç intikam almam yani. Ben mesela bazı kadınlar öyle değil işte. Burcuna göre de değişiyor. Haline göre de değişiyor. Ben de intikam almam. Yok bende hiç. Çekişmeli işte her zaman sevdiğin için olmuyor. Ya adamın karşı hayatı boşanmak istemiyor. Kim? İşte niye istemiyor? Sevgiden. Tamam sen sevmiyorsun ama. İşte bir taraf seviyor. Sen şimdi iki tarafı da sevgilisin. Peki iki tarafın anlaşılarak boşanmasını sen yani mesela ben öyle boşandım. Hani hangisi daha gerçek? Nasıl? Hangi boşanma daha gerçek? Çekişmeli mi? Yani daha aşk kokuyor. İkisi de aşk kokmuyor. Boşanıyorsun artık. Ne aşkı ya? Bence bir şey söyleyeyim. Tarihin en doğru lafı söyledim bence. Evet boşanmaya karar verdim. Bravo ben ne diyorum ya? Ne diyorsun ya sen? Boşanmanın aşkı mı olur? Boşanmanın aşkı mı olur? Gerçi Gülşah Saraçoğlu 3 kere mi evlendi aynı kişiyle? O deli ya. O deli. Onda bir sıkıntı var. Gerçekten o deli yani. Yani Gülşah deli deme kredim var tabii ki. Selamlar olsun. Benim o da yok saçını aslında kesti biz bile. Samimi değiliz de senden aldım o kredi. Gitti saçını kesti kız kendi şey evet. Makasıyla. Mesela o da psikolojik acaba bir şeyler yaşıyor mu? O makasla o saç kesilir mi Gülşah? Bir daha saç o saç kesiyor, uzar mı? Saç kesiyor, rengiyle oynuyor. Kadınlarda genellikle bu olur. Ama bak Ceyda, sabah ateş nereden çıktı? Ona da Ceyda, o evlendi mi ya? Hiç, o da evlendi. Evet, Ceyda sabah hiç saçıyla oynamadı. Bir şeyler yapmadı hep aynı farkında mısın? O barışacağını biliyordu bence. Peki senin peruk takmanı kaç yaşa yapalım? Sen taktın ya böyle. Ya neyse tamam ya. İşte ondaki psikolojiyi anlatman lazım abi. Venüs. Ne halt etsek 20 Kasım'da, Venüs. 20 Kasım'da kurtuluyoruz. Bana bak ne halt yediysek Venüs'ten yedik. Ama sana bir şey bir de şimdi neyse. Sonra geçeyim o konulara. Devam ediyoruz. Ne kadar doğal. Bak nasıl şekerler. Bir şey söyleyeyim çok maşallah, tatlı. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. O kız çocuklarına, evlatlarına bağışlasın evliliklerini. Kocaman kızları var bir de biliyor musun? Bayağı hani benden 19, boyu uzundu valla. Yani 19 yıllıksa 18-17 yaşındadır yani zaten. Evet boyu da uzundu. Peki. Allah nazardan saklasın Amin. Diyoruz bu evliliği. Amin. Ve devam edebilir miyiz Bilal? Ya bir şey soracağım. Serdar Ortaç'a geçecek miyiz?
Efendim? Serdar Ortaç'a geçecek miyiz? Serdar Ortaç'a geçeceğiz. Ama reklamdan sonra geçecekmişiz. Bir Serdar şey Ortaç'la söyleyeceğim. İlgili de... Önemli Serdar'la ilgili reklamdan sonra. Ne söyleyeceksin? Ben bir şeyler hissediyorum da söyleyeceğim galiba. Sen hissediyorsun bir şey. Yine Eyvah. hissediyorum. Senin hissettiğin şeyler de çok hayırlı olmuyor. Evet, maalesef. Peki, bir şeyi de yalanlamış Serdar. Neyi? Çıkan bir habere. Ama o haberde doğruluk payı var. Onu da ben çok yakın bir kaynaktan öğrendim. Bugün Serdar'la ilgili bayağı haberimiz Yalanladığı var. Yalanladığı bir şey daha var da neyse. Yalanladığı iki şey var. Yalan söyle, yalan. Ama bazen zorunda kalıyor muyuz acaba? Hiç Yani hiç kızmıyorum. Çünkü ben bu de yalanladığı kızmıyorum. şeyi saklayabilir. Anlarım yani. Ben var ya bu hafta sonu empatini kralını yaptım. Bundan sonra kimseye laf söylemiyorum. Evet, değil mi? Ama bir Ama şey hissediyorum onu söyleyeceğim. ben de eşinin son halini gördüm. Yüzünde bir şey yok dedi ya. Ben de gördüm. Yüzü bayağı Ben de gördüm. zedelenmiş. Çok kötü. Sol taraf demişti bize galiba. Sağ Sağ taraf tarafı komple. komple yani ameliyatlık şu an. Yani Chloe'nin o yüzü Birazcık ameliyatsız kalıcı kala olabilir. düzelmez. Ve içkiliymiş. Yani Ve kullanırken. Chloe kullanıyor diyorlar. Evet. Of Allah'ım yardım etsin de benim hissettiğim başka şeyler var. Evet. Oh. Başka. Reklama gidelim. Biz gidelim mi duramayacağız Reklama hadi. gidelim yoksa bütün her şeyi açıklayacağız. Aynen. Bildiklerimizi açıklayacağız. Reklamlar.